açıp gider. Fırtınayla sakin gece, bir bilmece. Sarılıp öper, ağlayıp gülen, sonra kaçıp gider. Fırtınayla sakin gece, bir bilmece. Kepçe Bey, kıza kesildin galiba. Yeni bir aşk mı yoksa? Hayır, gazetecilik aşkı. O kız benim Zeytinyağı Kralı'nın kızı. Dans ettiği adam da evliymiş. Yani? Yani abine fiyakalı bir başlık çıktı. Zeytinyağı Kralı'nın kızı evli erkekleri baştan çıkartıyor. Babasını kepaze ettin, bu sefer de kızını mı dolayacaksın kalemine? Gevezelik etme de al makinanı, şunların fiyakalı bir iki pozunu çek. Hasan Usta, ne haber? Çok iyi, çok. Senin sayende gazetenin de bu çocukların da yüzü güldü ya. Yok canım. Sen o dalavere kazanın yazılarına başlayalı, gazetenin tirajı arttı. Yetiştiremeyip fazla mesai alıyoruz. Gazete kapış kapış. Benim evdekiler bile her akşam kepçede yazmış gene diye elinden gazeteyi kapıyorlar ya. Sağ ol Hasan Usta, bunlar iyi haber. Yine gel. Heyecanlı mısın? Yo, nasıl olsa hepsinden daha güzelim ben. Anne, şuna bak ne yakışıklı. Jüriden o. Dalavere kazanını yazan meşhur kepçe bu. Anne, sinema güzeli seçilirsem hep böyle delikanlılarla kırıştıracağım. Dört dönecekler etrafımda. Ah inşallah. Merhaba. 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 Merhaba, ne havadisler var? Havadis sende. Zeytinyağı Kralı'nı itin kuyruğuna sokmuşsun gene. Az bile. Şu başlığa bak be birader. Yediğimiz zeytinyağların yarısı makine yağı. Cepler nasıl doluyor? Yalan mı? Doğru ama bu sefer kepçeyi fazla daldırmışsın zeytinyağına. Başımıza iş açacaksın. Patron, bir gazetenin görevi sadece çıplak resim basmak, baldır bacak yarışması yapmak değildir. Halkı uyarmak da lazım. Yediklerimize kimler hile karıştırıyor, kimler havadan para vuruyor? Bunları da sermek lazım. Doğrusun da, herif bir dava ederse çanımıza ot tıkar. Edemez patron. Çünkü hepsi doğru yazdıklarımın. İspatları var, hem tirajı da arttırın diyen sensin be patron. Tiraj artsın, başımızda ağrımasın, benim derdim o. Bir yere ayrılmayın, sinema güzelini seçeceğiz, sen de jüridesin, unutma. Fazla heyecanlanma güzel kızım, değil mi? Dediklerimi de sakın İyiyim unutma. Teyzeciğim, nasılsınız? Aa, gelmezsin, diye ödümüz kopuyor. Hiç gelmez olur muyum? Ben bu gazetenin baş foto muhabiriyim. Ay. Kızımı birinci yapacaksın, değil mi abisi? Yapmazsan mahalleden geçirtmem seni vallahi. Komşuma hiç yardım etmez miyim ben? Hem jüridekilerin hepsi arkadaş. Zaten benden güzeli yok ki burada. Memlekette yok şekerim, sen hiç merak etme. Zeytinyağcının kızının negatiflerini laboratuvara verdim. Yaşa! Adamın kızından ne istiyorsunuz ya? Haram paralar nerede, nasıl yeniyor görsün millet. Evli erkeklerle fingirdeşmek neymiş, anlasın o küçük hanım. Abi, yarışmada bir kız var, hem komşum, hem de anlarsın ya, biraz keseyim ona. Anladım, kızı kayıralım istiyorsun. Gözünü seveyim. Oldu, güzel mi bari? Benim için çok güzel. Tamam. Yaş... Evet. Sinemada hiç rol aldınız mı? Hayır efendim. Senin soracağın bir şey var mı? Hayır, yok. Kâfi, geçin lütfen. Bundan sonrakilere sen sor istersen. Peki, siz bilirsin. Sen sor, sen. Siz lütfen. Adınız, soyadınız? Adım Ayşin. Ya sizinki? Ferit. Ama şimdi bir daha... Ay, memnun oldum efendim, Ayşanti. Soyadınızı sordum. Soyadım huyu güzel. Sahiden de huyum çok güzeldir. Ne yaparsınız, Allah öyle yaratmış.
Sinemaya gidersiniz tabii. Çok! Hele aşk filmlerine bayılırım. Hele kızla çocuk öpüşürlerken kendimden geçerim. Birisi beni öpüyormuş gibi olurum. Yani konsantre olursunuz. Evet, konserve olurum. Dur ayol, poz vermeden çekme. Evet, ne diyorduk? Başka ne gibi meraklarınız var? Roman okurum. Aşk romanları tabii. Sonra müziğe de bayılırım. Kendiniz bir şey çalar mısınız? Aa, tabii ayol! Plak çalarım, radyo çalarım. Taksitte televizyon aldık, onu da çalıyorum. Çocukken de komşunun bahçesinden erik çalarmışım. Peki, peki. Bildiğiniz lisanla? Türkçe, İngilizce. Hello, childer, how are you today, let us begin now, goodbye'dır. Hayatta idealiniz var mı? İdealim yok, televizyonun taksidi bitsin, inşallah onu da alacağız. Hayır canım! Amacınız, gayeniz var mı diyorum? Aa, var tabii! Önce sinema güzeli olmak, sonra da evlenmek! Hayalinizde canlandırdığınız erkek? Çok uzun boylu, siyah saçlı, yeşil gözlü... Bir de gazeteci olsun isterim! Zeytinyağı Kralı'nın kızı bu sefer de evli erkeklere el attı. Şimdi de yuva yıkıyor. Rezalet bu! Alev benim kardeşim, teyzemin kızı. Çok müdesirim enişteciğim. Ta Amerika'dan 3 gün için misafir geldim... ...Sizin de, kardeşimin de başınıza dert açtım. Senin ne suçun var be oğlum? Yezitlik kazan sütununda kepçe adıyla yazı yazan o muharirde. Ama şimdi canlarını okudum. Bana telefonda avukatımı bul. Kızım nerede? Uyuyor efendim. Uyan kızım, uyan! Ay baba, uykum var! Uyuyacak zaman değil! Şuna bak! Gene mi zeytinyağlarına takmışlar? Hayır, bu sefer sana! Bana mı? Allah'ım, rezalet bu! Nasıl yazarlar böyle şey, o benim abim! Abin ama geldi, anlat bunu hergelelere! Babacığım, bu sefer de mi dava etmeyeceğiz? Hem öyle bir edeceğiz ki, hapı yuttular bu sefer! Yalan yere bir ailenin şerefiyle oynamak neymiş, göstereceğim onlara! Avukatımla konuştum bile, derhal 5 milyonluk tazminat davası açıyoruz! Ne? 5 milyon lira mı? Evet, dava dilekçesini okudunuz! Yalan neşriyat ve bir ailenin şeref ve haysiyetiyle oynamaktan... 5 milyon lira tazminat talep ediyorlar! 5 milyon ha! Gördünüz mü yediğiniz halt? Fakat o resimler yalan değil ki! Ben kendim çektim! Resimler doğru! Fakat yazıda kızın sevgilisi diye gösterilen adam teyzesinin oğlu! En yakın akrabası! Bu resmen suç isnadıdır! Şeref ve haysiyet ihlalidir! Gözünü seveyim avukat bey! Bir çare bul, kurtar beni! Batarım, vallahi batarım! Aziz dostum, yapacak hiçbir şey yok! Kanun sarihtir! Haksızız! Ve bu tazminatı çatır çatır alırlar sizden! Allah Allah! Allah Allah ki Allah! Sus be! Şapşal herif! Zaten siz açtınız bu derdi başıma! O kepçe olacak serseri nerede? Bilmem efendim... Koş, bul o herifi, getir bana! Yediği halkı temizlesin! Sen miydin? Neredesin bu saate kadar be? Havadis kötü! Patron çabuk seni istiyor! Ne olmuş yani? Zeytinyağcı dava açmış, 5 milyon istiyor! Sevgilisi sandığımız herif kızın teyzesinin oğluymuş! Baltayı taşa vurdum bu sefer! Bir çaresini buluruz elbet! Ya! Demek çaresini bulursunuz öyle mi? Peki Küçük Bey neymiş bakalım çaresi? Söyleyin avukat bey! Biz davayı niçin kaybediyoruz? Yazdıklarınız gerçeğe uymadığı için, yani iftira! Ya benim yazdıklarım doğru çıkarsa? Anlamadım! Ya bu kız dava gününden evvel bir adamla sevişirse, o adam da evli olursa... ...Biz de bunu hakime ispat edersek? Ben de resimlerini çekersem? Deli misin be adam? Kız hemen kiminle sevişecek? Mesela benimle! Seninle mi? Ne yani? Bir kızı da tavlayamayacak mıyız? Evelallah, yaparsın sen! Yapar mı yapar! Fakat yazılanın doğru olması için kızın sevişeceği erkeğin evli olması lazım! Ya, ya. Ondan kolay ne var? Evlenirim! Evlenir misin? Tabii ya! Senin gazeteni kapattırır mıyım patron? İyi ama seninle bu iş için evlenecek akılsız karıyı nereden buluruz?
Müsaade var mı efendiler? Müsaade var mı dedi. Müsaade olsun olmasın konuşmalıyız. Hani ne oldu yarışmaların sonu? Galiba benim hakkımı yiyip başkasını seçiyormuşsunuz. Cevap versenize, başkasını mı seçiyorsunuz? Öyle bir şey yok. Yalnız size bir şey sormak istiyorum. Ama açık cevap. Sorunuz efendim. Küçük hanım, benimle evlenir misiniz? Ha? Benimle evlenir misiniz dedim. Anne! Ben kendime koca buldum! Siz ne dersiniz bu işe hanımefendi? Vallahi şaşırdım, pek damdan düşer gibi oldu, ne bileyim. Hiç durmayın hanımefendi! Pırlanta gibi bir çocuktur bu. Düşünün, kızınız hem sinema güzeli olacak, hem de namlı bir gazetecinin karısı. Sosyeteye girecek, meşhur olacak, yıldızı parlayacak! Vallahi bilmem ki kısmetse, ne diyebilirim ki ben? Bravo hanımefendi, hemen yaparız nikahlarını, hemen! Senin gibi arkadaşın boynu altında kalsın, kıza ben kesiliyordum, sen evleniyorsun. Şakacıktan abicim, gazetenin istikbali için. Yoksa 5 milyon gider, patron da topu atar. Peki, evlenince şey de olacak mı sahiden? Ayıp ettin, senin sevdiğin kızla hiç şey olur mu? Yaşa! Be? Sonra boşayacaksın ama. Söz demek, namus demek. Tamam. Buyurun. Mersi. Daha iyisiniz ya. İyiyim. Ama evliliğimiz hakkında bana henüz bir cevap. Ay, bayıldım ya işte. Ama bir şartım var. Çok süslü, çok eğlenceli bir düğün isterim. Bu imkansız işte. Çünkü evliliğimiz duyulursa sinema güzeli olamazsınız. Yarışma genç kızlar arasında. Ya. Ya. Aramızda gizlice evleneceğiz. Bir yandan da sinema güzeli olacağım. Taç da takacak mıyım? Bununla evlen, her şeyi takarsın. Sözleştik değil mi? Sözleştik. Ay, yani şimdi biz evlendik mi? Evet. Artık karı koca sayılırsınız. Tebrik ederim. Sağ olun, o tebrik size ait. Peki düğün ne zaman? En kısa zamanda. Aa, öpüşmeyecek miyiz? Aa, bu ne biçim nikah yol? Doğru dürüst öpüşmedik bile. Bir şey anlamadım ben bundan. Hadi bir yerlere gidip eğlenelim, dans edelim. Sonra, sonra. Benim şimdi çok önemli bir randevum var. Kusura bakma, İstanbul Belediye Reisi beni bekliyor. Sonra konuşuruz. Aa, hiç böyle tatsız nikah görmedim. Ne yapsın, gazetecilik böyledir. Bir daha gazeteciye varırsam iki olsun. Hadi anne, sinemaya gidelim bari. Anne gül, gülle diken sevgimle sen. Birbirine dönük sırt sen ve ben. Söylemek benden, tavlayabilecek misin bakalım? Ya niye geldik buraya? Bunlar ufak iş oğlum, bir kızı tavlayamazsak gidip kendimizi denize atalım. Göreyim seni keskin çapkın! Sarıp öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden. Fırtınayla sakin gece, bir bilmece. Fırtınayla sakin gece, bir bilmece. Bilmem ağlıyor muyum? Aa, ne tesadüf! Siz de burada mısınız? Seviyor musun? Beni tanımadınız mı yoksa? Hatırlayayım bakalım, adım Çetin. Sorduk mu? İçiyor musun peki öyle olsun? Biz bu tavlanın kitabını yazmışız evvelallah. Hadi yavrum maşallah. Düşeş! Sağ ol babacığım, düşeş!
zaman kaçırdın? Yaşa babacığım! Ateş istemedi. Bahse girerim ki beni hatırlamadınız. İyi bildiniz. Canım okulda beraber değil miydik? Söyleyin canım, şu hangi okul? Ben hiç okula gitmedim. Ah, demek okuma yazmanız yok. Yok. Beni hatırladınız değil mi? Yüzünüzden anlıyorum. Pehlivanım hem de kazıkçı Karabekir pehlivanın torunuyum. Evelallah bu bileği büken çıkmadı da. Ne sırtıyorsun be? Bakıyorum hep bozum oluyorsun. Balık oltaya takılmıyor. Nasıl olsa takılacak. Dalga geçme be, burnum yıkarım valla. Bir portakal suyu. Başsın. İki olsun. Peki efendim. Hala hatırlamadınız mı beni? Halbuki ben sizi gayet iyi tanıyorum. İsminiz Alev. Böyle beylik numaraları bırakın. Samimi olun. Maksadınız benimle tanışmak. Doğrusunu isterseniz evet. Yani arkadaş olmak istiyorsunuz. Evet. Fakat ben istemiyorum. Ne haber yakışıklı? Bu ne suratı? Ben böyle burnu havada kız görmedim. Neyin açı şey be? Ama güzel kıza. Bırak be, güzelliği bassın. Buzdolabı gibi kız. Hadi hadi, numara yapma. Yani hoşlanmıyorsun, öyle mi? Ne hoşlanması be kardeşim? İşin ucunda gazetenin yararı olmasa gırtlağını sıkacağım geliyor Mendeburun. Böylesi dayak ister dayak. İki tokat çekeceksin, aklı başına gelecek. Ama şu gazetenin tazminat işi yok mu? Ne yapacağız peki? Eh, bir yolunu bulacağız tabii. Ah, dur, buldum bile. Ne? Sen de yardım edeceksin bana ama, tamam mı? Tamam, anlat. Resmimi çekiyorsunuz. Siz de kimizin be? Biraz gülümseyin, harika. Harika oluyor. Çekmeyin resmimi. Harika. Çekmeyin diyorum size. Sağlam o gazetedendir gene. Al elinden makineyi. Verin onu bana. Aa, fakat küçük hanım, canım, Allah Allah. Verin diyorum bırakın size. Makinemi. Bırak onu. Bırak onu. Halimi rahatsız etmeye ne hakkınız var? Sana ne lan? Mersi. Bir şeydi. Ah,
Gel buraya gel! Kızımın resimlerini çekersin ha! Gir içeri! Tebrik ederim delikanlı! Çok iyi yaptın! Bunlara böyle lazım beyefendi! Gazeteciydi herhalde! Herhalde! Bunlar herkesin her işine burunlarını sokarlar! Kızıyorum ki ama! Al benden de o kadar! Delikanlı, sana teşekkür etmeliyim! Bu akşam davetlimsin! Bir gazetecinin gebermesi şerefine iki kadeh atalım! Kahretsin, karnımdaki sular hala çıkmadı! Boğacaktınız beni be! Bir gazeteci mesleği uğruna her şeye katlanır oğlum! Dayağı da mı? Sen de ne kalleşmişsin hani! Arkadaş öyle vurulur mu lan? Şşşt, şikayet yok! Bak senin sayende kızın masasına davet edildim! Bu gayretini patrona anlatacağım! Şimdilik sen ortalıklarda gözükme! Peki, peki, anla... Şerefe delikanlı! Seninle fikirlerimiz pek uyuşuyor evladım! Şu gazeteci milletine ben cin çıfıt oluyorum! Mikroptur bunlar, mikrop efendim! Hem de ne mikrop! O bir tane paçamra var, akşam yıldızı mıdır nedir? Orada bir velet var! Benim zeytinyağlarını dolamış diline! Yok hileliymiş, yok karışıkmış, makine yağı varmış! Ulan sana ne el alemin zeytinyağlarından, evet, haksız mıyım birader? Çok haklısınız! Bu sabahki fotoğrafçıyı da boğuyordunuz az kalsın! Sizde de maşallah iyi bir hek var! Oo, ne demezsin! Gençliğimde Kırkpınar'da başa güreşirdim ben! Sonra rahmetli kazıkçı Karabekir pehlivanda dedem ol! Ne diyorsunuz? Demek siz pehlivanız? Hem de kara kucak! Yoksa meraklı mısın sen? Oho, hem de nasıl! 7 yaşımdan beri güreş tutarım! Hem de meşhur Filiz Nurullah da benim büyük dedem! Ya bak sen şu işe! Ya vallahi boyun bosunda benziyor rahmetliye! Ya ya, seninle iyi anlaşacağı delikanlı! Gel kızım, gel! Gel, gel! Yeni dostumla tanıştırayım seni! Genç ama tam benim kafa dengim! Çetin Bey, hem pehlivan hem gazeteci düşmanı! Bu da kızım Alev! Memnun oldum! Ben de! Evet, hadi bakalım şerefe! Alo, Uludağ mı arıyor? Çabuk bağlayın, çabuk! Alo, patroncum! Benim, Şevki! İşler yolunda! Ferit şu anda kızla babasından yemekte! Evet! Oo, ne demezsin! Patron, siz hemen kızla annesini yola çıkarın! Hiç merak etmeyin! Evelallah kuş uçmaz elimden! Herhal kızla anasını gönderiyorum! Ya, kızıma iftira etti o kepçe olacak it oğlu it! Biz de dava açtık tabii, tam 5 milyon istedim! Çok iyi yapmışsınız efendim! Neyse, ciddi işleri bırakalım da eğlenelim biraz! Pehlivan, kızımı dansa kaldır bakalım! Babacım, yorgunum! Ne demek yorgunum? Benim gibi bir adamın kızı yorulmaz! Hadi bakalım, kalkın! Buyurmaz mısınız? Çok güzel! Çok güzel dans ediyorum, değil? Ne bildiniz öyle söyleyeceğim? Çünkü bunlar klişeleşmiş sözler! Ezberledim artık! Daha neler söyleyeceğinizi sayayım mı size? Lütfen! Kuş gibi dans ediyorsunuz! Gözleriniz çok güzel! İnsana yeşil zümrütleri, ışıldayan pırlantaları hatırlatıyor falan! Ya, gözlerinize dikkat bile etmedim! Durun bakayım! Hayır! Zümrütlere, pırlantalara hiç de benzemiyor gözleriniz! Bilakis, bana çok kıymetsiz şeyleri hatırlat! Mesela? Hani çocukken oynadığımız renkli bilyalar vardı! Allı pullu! Fakat değersiz cam parçalı! Onlara mı benziyor gözleri? Evet! Renkleri güzel ama bakışlarında sıcaklık yok! Tıpkı cam misketler gibi ruhsuz! Teşekkür ederim! Pek naziksiniz! Kusura bakmayın, içim dışım birdir benim! Affedersiniz! Sıkıldım, biraz hava almak istiyorum!
acıyorum size. Ne mi acıyorsunuz benim? Babanızın serveti başınızı döndürmüş. Dünyaya yüksekten bakıyorsunuz. İnsanları hor görüyorsunuz. Şımarıksınız. Hakaret ettiğinizin farkında mısın? Hadi bana da hakaret davası açın. Benden de 5 milyon isteyin. Ben para için dava açmadım. En yakın akrabamla iftira ettiler bana. Evli erkekleri baştan çıkartıyor diye yazdılar. Yalandı. Doğru da olamaz mıydı? Sizin türdeki hazır yiyici tiplerden her şey beklenir. Boş oturup para tüketmekten başka ne marifetiniz var? Babanızın parasıyla pamuklar içinde büyümüşsünüz. İşte onun için ruhsuz ve boş yere mağrursunuz. Sıcak ve samimi olmasını bilmeyen bir taş bebeksiniz siz. Bravo! Pek hoşlandınız galiba. Zannettiğim kadar ruhsuz ve soğuk değil misiniz? Belki ilk defa içinizden gelen bir şeyi yaptınız. Tebrik ederim. Horlama be! Zaten uyku tutmuyor. Ha? Ay. Sen misin? Ne haber? Kızla işi pişirdin mi? Acelesi mi var? Patrona telefon ettim, yarın kaynanamla kızı geliyorlar. Ha? Ben arabayı çalıştırayım babacığım. Tamam, ben de geliyorum. Bir kaleminiz var mı? Biz geldik. Damadım nerede acaba? Anneciğim, kocam hangi odada kocam? İşte kıymetli karınızla kayınvalideniz teşrif ettiler. Sayenizde. Kocamı sordum size. Biz gidiyoruz oğlum. Şu kartımı 27 numaradaki arkadaşıma verin ver. Baysın efendim. Beyefendi, kocamı gördünüz mü? Yok, tanımam. Aa, nasıl tanımazsınız canım, koskoca gazeteci. Gazetecileri şeytan görsün yüzünü! Aa, anne, bu adam deli mi ne? Manyak! Hey, memur bey! Kocam nerede diyorum size! Vallahi çok fena yapın! Seninkiler gidiyor! Sen o karıyla kızını oyala! Peki! Bu anahtarcı gerzek galiba, kocamı tanımıyor! Vay efendim, hoş geldiniz, aa! Sefalar getirdiniz! Ayol, kocam nerede? Gelecek, şimdi gelecek! Ulusu Bey! Ulusu Bey! Oo, merhaba yahu! Günaydın! Yolculuk mu? Evet, ben de sana not bırakmıştım. Acele işimiz çıktı da kaçıyoruz. Güle güle efendim! Yine görüşürüz inşallah. İnşallah da ne demek yahu, adres bıraktım sana. İstanbul'a döner dönmez telefonunu bekliyorum ha. Muhakkak edeceğim. Güle güle Alev Hanım. Muhakkak edeceğim diyenleri çok gördüm ben. Diyeceğim unutma ha. Hadi bakayım valla, muhakkak bekliyorum. Gitti bu kocam ayol. Şimdi gelir. Eh, işte geliyor. Kocacığım! Aa, siz mi geldiniz? Biz geldik ya, balayımızı burada geçirelim, kayakta kayarız değil mi? Annem burayı çok beğendi, bir hafta kalalım diyor. İmkansız, hemen İstanbul'a dönmemiz lazım. Aa, daha şimdi geldik. Aman oğlum! Ben şuradan şuraya gitmem. O halde annenle kalırsın burada. İstanbul Belediye Reisi beni bekliyor. Hemen gitmem lazım. Aa, anladım. Vallahi senin bu adamla bir alakan var. Siz ne beceriksiz adamlarsınız be! Ulu dağlara kadar gittiniz, kızla tanıştık dediniz, gene bir halt edemeden döndünüz! Senin zamparalığın bu muydu? Acele etme patron, acele etme! Derde. Bak şimdi neler olacak! Alo! Oo, sen misin delikanlı? Neredesin yahu? Ha? Anlamam!
Buyurun efendim. Beyefendi evdeler herhalde, değil mi? Evet efendim, sizi bekliyorlar. Buyurun, ben kendilerine haber vereyim. Demek bizim delikanlı nihayet gelebildi ha? Ay aslanım be! Aslanım benim! Hoş geldin delikanlı! Hayda bre, hadi bakalım, giy kıspetini, güreş tutacağız! Fakat efendim? Aşağıdan almayı bırak! Filiz Nurullah'ın torunuyla kapışmak şereftir benim için be! Ne zamandır kendime göre bir pehlivan bulamıyordum! Şöyle doya doya güreşelim, hadi fırla yağlanalım! Hadi gel bakalım delikanlı, gel de şöyle bir güzelce yağla! Hadi be oğlum, hadi yahu! Ben yağlandım bile! Şu yağa bak, mis gibi! Vallahi sıfır asittir! Bir de gazeteciler almış ellerine, karışık diyorlar benim yağlarıma! Hele bir kepçem, zibidi bir mahalle var, işi gücü bana ve mallarıma bok atmak! Oh, oh! Şimdi şu minderde onu bir elime geçirsem... Şöyle kafasını, boynunu ıslak çamaşır sıkar gibi sıkar... kellesini veririm eline ergelenin! Allah aşkına tat şundan bir lokma, tat! Sağ olun, mersi! Doğru! Belli olmaz, zehirlenebilirsin de! İki mert çıktı meydane! İkisi de birbirinden merdane! Analar çeker zahmeti, babalar bilmez kıymeti! Ey ahir zaman peygamberinin ümmeti! Sağda, yedi göbekten, kazıkçı Karabekir pehlivanın! Üç göbekten, Kel Aliço pehlivanın torunu! İki defa Kırkpınar birincisi, Hulusi pehlivan! Solda, saray pehlivanlarından... Filiz Nurullah pehlivanın torunu... Uzun pehlivan! Allah Allah! İllallah! Pehlivan! Hayda! Hayda bre, Filiz'in torunu! Hayda! Sen buraya! Şimdi görür. Hayda bra! Hayda bra pehlivanla! Hayda! Hayda!
yeteri be kızım, güreşiyoruz! Öldüreceksin ama! Bayılmış baba! Bayılmış mı? Evet! Hemen bir doktor çağıralım! Of, of! Ay, ay! Bir şey yok ya doktor! Kırık çıkık yok! Yalnız biraz fazla hırpalanmış! Şimdilik hareket etmemesi, sinirlenmesi lazım! Ay! 24 saat geçmedikçe beyin kanamasından emin ol. Gerekirse yarın bir daha görürüz. Bir sıra yatacaksın delikanlı. Tamam mı? Bana müsaade, geçmiş olsun. Hemen bu ilaçları aldırın. Hiç merak etme Ekrem, hemen aldırırım. Zaten fazla bir şey yok canım. Bir yeriniz ağrımıyor ya. Kolum sızlıyor ama zarar yok. Biraz da başım ağrıyor. Tasalanma geçer. Dua et, boynun kırılmadı delikanlı. Benim elen semiyen kolay kolay doğrulam. Ben de müsaade istesem. O da ne demek? Doktorun dediğini duymadın mı? En az yarına kadar tam istirahat! Hadi kızım, hastamızı odasına götürelim! Bir daha da benim gibi bir baş pehlivanla güreş tutayım deme! şöyle! Şimdi bir güzel dinlen! Beynin falan kanamadıysa yarına turp gibi kalkarsın! Hem ne kadar sevildiğini de anla yani, kızım odasını verdi sana. Teşekkür ederim. Bastonumu da bırakıyorum, belki lazım olur. Babacığım, ilaçları yaptırsaydık. Sahi, ben şimdi Fatma Hanım'ı eczaneye gönderirim. Babanız çok tatlı insan. Ama güreşe meraklı oluşu size pek yaramadı. Bakın ne hale getirdi sizi. Bence önemi yok. Size yük olmayayım da burada. Bize yük olmazsınız. Şimdi istirahat edin. Bir şey lazım olunca bize seslenin. Sağ olun. Nerede kaldı bu adam? Öğlen yemeği diye gitti, neredeyse akşam olacak. Alo! Ferit! Neredesin yahu? Ha? Eve mi yerleştin? Orada mı kalıyorsun? Dalga geçme be oğlum! Dalga geçmiyorum patronum! Şu anda adamın evinde mükellef bir yatak odasındayım. Bu gece de burada misafirim. Ne mi yapacaksınız? Gayet basit! Gece yarısı tam 12'de baskına gelin. Ben biçimine getirip kızı odamda oyalayacağım. Yukarı katta. Sağdan ikinci oda. Dalın içeri. Sana istediğinden hala pozlar vereceğim. He? Tabii tabii! Sevgili karımla sevgili kaynanımı da getirin. Hadi eyvallah! Güle güle! Şu bizim kepçe yaman herif be! Anlat patron, anlat ne olmuş? Ne olacak, eve yerleşmiş, yoksa oraya da iç küvesi mi girmiş? Ne bileyim ben! Bu gece gelin kızla beni yatak odasında yakalayın diyor! Allah! Yaşadık! Sen şimdi koş, kızla anasını bul, hemen getir buraya! Hadi sen durma, fırla! Fırlıyorum patron! Salata tabaklarını da getir. Peki. Kolay gelsin. Bey yok mu? Akşama gelecek. Ya küçük hanım? Mutfakta işi var. Ya küçük hanım mutfağa da mı girer? Boşandığı misafir oldu mu mutfağa kimseyi sokmaz. Babasının sevdiği şeyleri de eliyle yapar. Thank you.
ne işiniz var burada? Doktor size yatın dedi. Ben de kalktım işte. Demek Zeytinyağı Kralı'nın mağrur kızı mutfakta işte görünmüş ha? Niye olmasın? Öteki kızlardan ne farkım var benim? Tabii siz beni hiçbir işe yaramaz züppe kızlardan zannediyorsunuz değil mi? Artık öyle zannetmiyorum. Sadece mahcup oluyorum. Benim için zahmetlere giriyorsunuz. Bunu tasa etmeyin. Vazifem benim. Hadi şimdi gidip dinlenin. Ben de işimi bitireyim. Benim kızım çok marifetlidir delikanlı. Hele bir Tatar böreği gelsin. Aman Allah, parmaklarını yersin. Müsaade eder misiniz, ben yardım edeyim. Zahmet olacak. Hiç zahmet olmaz. Madem ki seni ben sakatladım, o halde kızım da hastamıza yardım edecek tabii. Ama bu güreşi seninle değil de şu kepçe denen muharrir bozuntusuyla yapmak isterdim. Bir günde belini kırardım dürüst. Gözüm yanlış gördü. 6-4. Aman doğru oyna, son oyun bu. Yahu sen babandan yana mısın yoksa misafirden yana mı? Mızıklanmayandan yanayım babacığım. Hadi lan. Niye mızıklanacakmışım? Ben yalnız güreş değil, aynı zamanda tavla şampiyonuyum. Yaşa! Baba, işiniz düşeşe kaldı. Evelallah, şimdi atarım ben onu. Al. Yağma yok, zar tuttunuz. Şununla atın bakalım. Son oyun bu. Atamadınız mı biter. Bir. Bu iş burada biter. Şansım yok bu gece. Biraz da mahsus yenildim ha. Bir günde iki mağlubiyet almanı istemem. Oo, 11 olmuş. Yarın erken kalkmak var. Hadi bakalım delikanlı yatağına. Bana müsaade etseniz iyileştim sayılır. Yok öyle şey. Doktor ne dedi? İstirahat. Hadi seni odana götüreceğiz, küçük bir eli var. Beyefendi, gece yarısı buraya niye geldin? Baskına! Aa, ne baskınıymış o? Kızım, senin kocan var ya kocan. Var ama, hani nerede? Yüzünü gören yok ki. Ha işte ona baskın yapacağız. İşittiğimize göre şu anda bu köşkte bir kızla berabermiş. Ne? Bak zamparıya! Daha bana elini sürmedi, başka kızlarla geziyor. Ay vallahi vururum ben böyle kocayı. Acele etmeyin, biraz bekleyeceğiz. Ya biz beklerken kızı öperse? Sakin olun dedim, saat 12 olsun hele. Bana ihanet ha! Huzurunu gerzek, ne olacak? Buyurun. Babamın gece sütünden size de yaptım. Uykuya iyi gelir. Bilmem ister miydiniz? Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Aa, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz? Beni şaşırtıyorsunuz. Neden? Kayak Oteli'nde gördüğüm mağrur ve şımarık sosyete kızına hiç benzemiyorsunuz. Evinizde bambaşka buldum sizi. Siz de beni şaşırttınız.
İlkin babamın 50 milyonunun peşinde koşan bir maceracı sanmıştım sizi. Bak hele! Babanız 50 milyonluk mu? Ben 49 milyon zannediyordum. 1 milyon karım oldu. Yazık! Bayağı fukaraymış babanız. Hatta babamla sizin servet peşinde koşan bir çapkın olduğunuza bahse girmiştim. Babam aksini söylüyordu. Bahsi kaybettim. Ve bir bahsi kaybettiğim için ilk defa çok memnunum. İyi geceler. Size de. Hadi yürüyün! Vakit geldi! İkisinin de kafalarını kıracağım! Benim üstüme gül koklamak ha! Görür o! Ah! Bir tabancam olsaydı, ikisini de ne güzel vururdum, öyle değil mi? Göstereceğim ben o sıra! Patron, durun! Aa, benim uzun kocacığım! Ne işiniz var burada? Sana baskın yapıyoruz, hain kocacığım! İçeride kızlar... Sus! Ne? Yanlışlık var patron! Aa, çabuk götür bunları, kız evde yok! Ay. Arkadaşlarıyla gitti! Kızım olacak! Ağzımı ne kapatıyorsun be! Baskın yapmıyor muyuz? Bir yanlışlık yapmışım, hadi hemen gidelim buradan! Aa, hevesim kursağımda kaldı! Dinle kızım, kocam burada vazifede! Hadi hemen biz gidelim! Aa, kocam da gelsin, ben kocamı isterim! Bak sevgilim, benim burada işim var. İçeride gangsterler kumar oynuyorlar, az sonra polisler gelecek. Burada kan gövdeyi götürecek, hemen uzaklaşın buradan! Aman ne hoş anne, biz de kalıp bakalım! Aa, ay benim ödüm patlar ayol, hemen gidelim buradan! Hadi durmayın, hadi! Kaçalım, kaçalım, polisler bizi de tutar sonra! Hadi! Kusura bakmayın memur! Kardeşim, bir yanlışlık olmuş, inşallah! Kocacığım, çok özledim! Çabuk işini bitir de gel, başka kadınlara bakma sakın, vallahi boşalırım peki, senden! Aa, beni öpmeyecek misin? Ay, gitti canım! Anlamam kardeşim! İstersen iki, istersen on avukat daha tut! Bu davayı kazanmalıyız! O gazetenin de, kepçe olacak o hergelenin de... ...fitil fitil burunlarından getirmelisiniz! Hemen yazıhaneye gel, görüşelim! Günaydın babacığım! Günaydın yavrum! Misafir kalkmadı mı daha? Uyuyor galiba! Uyusun, uyusun! Kalktığında başım ağrıyor derse hemen doktor çağırır! Peki babacığım! Hem biliyor musunuz, sizinle boşu boşuna iddiaya girmişim galiba! Bu çocuk öyle para avcısı birine hiç benzemiyor! Ah şunu biliydin! Sen benim gözüme baksana kızım! Ben insan sarrafıyım, insan! Melek gibi çocuk o! Süt, portakal suyu, yumurta, siyah havyar, tereyağı, reçel, lüks sucuklar... Bunların hepsini ben mi yiyeceğim? Bırakın alayı canım! Siz kahvaltı etmez misiniz hiç? Ederim ama böylesine alışık değilim. Hem midem bozulur, hem iflas ederim her sabah böyle yersem. Daha neler? Doğru söylüyorum. Ben zeytin ekmekle büyümüş adamım. Sen hep böylesine alışık olduğun için şu anda neler düşündüğümü anlayamazsın pek. Ya, öyle mi? Öyle tabii. Ömründe hiç zeytin yedin mi? Yahut çayla kuru ekmek? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz bu sabah? Demir gibiyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Bak! Öyleyse kahvaltınızı yapın. Sizi bir yere götüreceğim. Ne var sanki bu? Benim çocukluğum, geçmiş günlerim var. Şu gece konduyu görüyor musun? Ben orada doğdum. Annem o evde öldü.
Soğuk bir odada günlerce ağladığımı hiç unutmam. Babam o zaman böyle büyük bir tüccar değildi. Mahalle arasında teneke güğümlerle zeytinyağı sirke satardı bütün bu evlere. Sonra giderek zengin oldu. Hı, bayağı becerikliymiş. Çok çalışkandı. O günlerde de şimdi gazetelerin yazdığı gibi zeytinyağına makine yağı karıştırır mıydı bilmiyorum. Şimdi karıştırıyor. Onu da bilmem. Ama böyle şeyleri kim yapmıyor ki şimdi? Yani onu mazur görüyor. Hayır. Sadece seviyorum. Babam benim. İşte böyle arkadaş. Benim çekirdekten yetişme bir züppe olmadığıma inandın mı şimdi? Çok samimisin. Bu iştenliğine hayran oldum. Bu arsayı görüyor musun? Arkadaşlarımla bu arsada oynardık çocukken. Ben de senin gibi bilyelere meraklıydım. Var mısın seninle bilye oynayalım? İyi ama, bilyeyi nereden bulalım şimdi? Bak, bunları senelerdir saklarım. O günlerin tek hatırasıdır bende. Kan ve gül, gülle diken sevgilmese birbirine dönük sırt sevme ben. Kan ve gül, gülle diken sevgilmese birbirine dönük sırt sevme ben. Sonra kaçıp giden fırtınayla sakin gece bir bilmece. Bota! Bota! Hayır, hayır, istemez! Neden? Bırak çeksin! Bu bizim ilk baş başa olduğumuz an ve ilk yemeğimiz. Böyle bir anın hatırasını istemez misin? Sarılsana. Hadi çekin. Beş dakika sonra hazır efendim. İki tane olacak. Emredersiniz efendim. Peki bu resmin gazetecilerin eline geçmesinden çekinmiyor musun? Asla. Ben iftiraya ve yalana tahammül edemem. Hem de teyzemin oğluyla. Ama şu anda o kepçe denen yazar bozuntusu buraya gelse ve bizi görse, ona rahatça, bu benim sevgilimdir, çekin resmimizi diyebilirim. Çok açık kalplisin. Sen öyle değil misin? Tabii. Artık senin hayatını öğrenmek, yaşadığın evi görmek istiyorum. Pekala. İlk olarak yarın seni evime çaya davet ediyorum. Oldu mu? Oldu. Resimleriniz efendim. Ay, çok çirkin çıkmışım. İstersen yırtalım. Asla. Çirkin de olsam yanımda sen varsın. Ölünceye kadar saklayacağım bu resmi. Saate bakmayın babacığım, geldik işte. Hoş geldiniz ama meraktan da çatladım hani. Oğlana bir şey oldu, hastaneye gittiler falan diyor, ödüm patladı. Zira benim kündemi yiyen kolay kolay doğrulamaz ha. Misafirimizi biraz gezdirdim babacığım. İyi ettin. Kızınız bana karşı çok nazik davrandı. İkinize de çok teşekkürler. Müsaadenizle ben gideyim artık. Kendimi iyi hissediyorum, bir şeyim kalmadı. Buna sevindim ama kal ya, yemek yerdik. Biz yedik babacığım. Öyleyse gene beklerim, unutma, burası kendi evin. Sağ olun.
İyi geceler. Sana da evlat. Yarın çaya bekliyorum, adresi unutma. Hiç unutur muyum? İyi çocuk değil mi? Çok iyi çocuk. Hem de yakışıklı. Böyle bir oğlum olsun isterdim. Sen de aynı fikirde değil misin? Yok, bilmem. Uykum var babacığım, iyi geceler. Bak arkadaş, şunun şurasında mahkemeye 10 gün kaldı, hala bir şey yapmadın. Ama yapmadım patron. Ha, yaptın, yaptın. Kızla tanıştın, evine girdin ama netice... Sıfır! Kuzum, bitir şu işi de benim kız da sinema güzeli olsun artık. Çalışıyorum işte, daha ne yapayım? Senden çok bir şey isteyen yok be kardeşim. Kızla baş başa, yanak yana bir resim getir yeter bana. Ya. Batacağız yoksa. Tamam patron. Bir şey yapacağız elbet. Nereye gitti bu? Bilmem. Kızın peşine herhalde. İstediğiniz kuru pastayı da aldım beyim. Herhalde bugün gelecek misafiriniz çok kıymetli. Evet Hasan efendi, sevdiğim kızı bekliyorum. Hadi hayırlısı. Merhaba! Öp seni karıcığın ayol! Ay, evin çok şahaneymiş, bayıldım! Ay, şaştın değil mi beni görünce? Nasıl da buldum evini değil mi? Bulurum ben, bulurum! Fakat... Aa! Sen de beni bekliyordun demek! Geleceğimi nasıl da çakmışsın! Pastaya da bayılırım! Şu bizim düğün ne zaman olacak şekerim? Annem kış gelmeden önce şu işi yapın diyor. Bak dinle beni. Sen beni dinle. Annemle karar veremedik. Sen mi bize içgüdüsü geleceksin yoksa ben mi geleyim? En iyisi ben gelirim. Pembe çiçekli yatak takımımı da getiririm tabii. Görsen öyle çeyizlerim var ki benim. Ağzım bir karış açık kalır. Yanıma otursana kocacığım. Bak senden bir ricam var. Aa! Evret ayol, ben senin eşinim. Ama kızmayacaksın. Kızmam ayol, benim soyadım huyu güzel. O halde derhal buradan gitmen lazım. Aa, niye daha yeni geldi? Evet ama burada çok önemli bir randevum var. Kimle? İstanbul Belediye Reisi'yle. Aa, gene mi o adamla? Nikahtan sonra da ona gitmiştin. Ne iş yapar o adam, nerede çalışıyor? Kusura bakma şekerim. Ağzı var yok. Evi öğrendim ya, artı her gün buradayım. İyi, peki, peki. Öp bakayım. Hadi güle güle. Ay dur, ben de seni öpeyim. Ay, çok tatlısın. İyi, hadi. Bay bay. Gel sevgilim, hoş geldin. Sen görürsün koca kazık! Çok şirin evin varmış. Beğendiğine sevindim. Ay, neler hazırlamışsın!
Sen bir dakika otur sevgilim, çaylarımızı yapayım. Oturma! Çay yapmak erkek işi değil. Sen bana mutfağı göster. Vallahi billahi gözümle gördüm patron bey! O kızı aldı eve, üstelik de sevişiyorlar! O kız olduğuna emin misin? Aa, tabii ayol! Gazetede kaç defa resmini gördüm. Zeytinyağı kralının kızı, ta kendisi. Çok iyi haber! Aa, bunun nesi iyi patron bey? Gül gibi karısına hıyanet ediyor! Merak etmeyin, cezasını vereceğiz. Verelim ya, hem de burnundan getirelim o kazığı! Tamam, tamam, sen otur. Otur orada, heh! Nasıl, çayımı beğendin mi? Senin her şeyini beğeniyorum. Ben de senin. Alo? Evet? Haberi aldım. Kız oradaymış. Aman elinden kaçırma, biz şimdi geliyoruz. Hadi göreyim seni. Şevki! Buraya gel! Buyur patron! Gel buraya! Gidiyoruz, hemen gidiyoruz! Hemen gidiyoruz! Baskın yapacağız, değil mi? Evet, tabii! Yaşasın! Canlarını okuyalım şunların! Gösteririm ona! Sürüm sürüm süründüreceğim o yalı kazığını! Açmıyor, yahut da duymuyor. Domuz, aç kapıyı, aç! İçeridesin biliyorum, uzun iyi, açsana! Aç! Nerede bunlar? Olasçalar. Yatak odasında da yoklar! Nereye kaçtı bunlar? Mutfakta da yok kimse! Patron, ne düşünüyorsun? Bu kerata bize oyun oynuyor. Ne oyunu? Yok bir şey, yok bir şey. Telefonla konuştuktan sonra beni neden buraya getirdin anlamadım. Şey canım, acıktık da ondan. Evde pastalar, çörekler dururken acıktık, öyle mi? Benden hiçbir şey gizlemek zorunda değiliz. Yoksa... Bir sevgilin mi var? İnan bana, dünyada senden başka hiç kimsem yok. Ve yalnız seni seviyorum. Hem de delicesine. İnandım. Bana yalan söyleyebileceğin aklımdan geçmez. Teşekkür ederim. Bak, bir an senden şüphe ettim ve dobra dobra yüzüne söyledim. Sen de benim bir hatamı görürse söyle, değil mi? Söyleyeyim mi? Tabii, hemen! Şu gazeteyi dava edip milyonlar istemeni doğru bulmuyorum. Niye? Bana iftira ettiler. Şerefimle oynadılar. Hata etmiş olabilirler. Ama onlardan bu parayı alırsan gazete batar. Batsın! O kepçe olacak, ahlaksız iftiracı da işsiz kalsın. Yalnız o olsa iyi. Bir gazetede en az 40-50 tane işçi vardır. Onların çoluk çocuğu da aç kalır. Öyle ya. Bak, ben bunu hiç düşünmedim. Bravo sana! Çok iyi uyardın beni. Gerekirse vazgeçerim bu davadan. Ama o kepçe denilen heriften nasıl alırım hıncımı? Ne dersin? Bir sopa çektireyim mi kerataya? Sen yapar mısın bu işi? Yaparım tabii. Oldu! Ama ağzını burnunu kıracaksın ha! Kırarım, kırarım. Bu işi babamla konuşacağım. Zaten önemli bir şey daha konuşacaktım onunla. Ne hakkında? Evlenmem hakkında. Ya... Niye şaştın? Yaşım geldi. Evde kalıp kokuşmak istemem tabii. Üstelik idealimdeki erkeği de buldum. Sorabilir miyim? Kim o mutlu adam? Sensin sevgilim, sen! Anlamadın mı sanki? Fakat ben... Yani... Sus! Ne diyeceğini biliyorum. Hayata yeni atıldın, parasızsın. Babamın serveti seni korkutuyor. Onunla erkekler zengin kızlardan kaçarlar. Ben de seni bu halin için sevdim zaten. İstersen her şeyi bırakır, senin küçücük evinin hanımı olur. Hadi bakalım küçük bey, nazlanma! Evet mi, hayır mı?
gelsin. Sevgili. Fakat baban ne der bu işe? Babam sana bayılıyor. Yarınki buluşmamızda müjdeyi getiririm sana. Sen neler söylüyorsun Ferit? Bakın patron, bu kız zannettiğim gibi bir insan değil. Tertemiz bir aile kızı. Ona bir kere bilmeden iftira ettim. Bir kez daha çamur atmak istemiyorum. Sebep? Çünkü onu seviyorum. He? Bana bak dostum, senin aşkın buz gelir bana. Sen seviyorsun diye gazetemi batıramam. Gazeteniz batmayacak. Onu razı ettim, davadan vazgeçecek. İşit de inanma. Ben bilirim öylelerini. İşin ucunda para oldu mu sözlerine güvenilmez. İnanın bana patron, siz bu kızı tanımıyorsunuz. Bana fırsat verin, halledeceğim bu işi. Tek fırsat başladığın işe devam etmen, o kadar. Bu kerataya artık güven olmaz, kendisini adım adım takip ettirin. Başsın efendim. Sen ne diyorsun kızım? O gazete benim ticari itibarımla, senin de şerefinle oynadı hep. Ve tutmuş davadan vazgeçelim diyorsun. Sebep? Babacığım, o parayı alırsak gazete kapanır ve bir avay işçi açıkta kalır. Ekmekle oynamayalım. Doğrusu işin bu tarafı da var. İşsiz, parasız kalmanın ne demek olduğunu bilirim. Neyse, düşünürüz bunu pek. Bilmem ki nasıl anlatsam. Basma ya, anlat. Hadi, hadi çıkar şu baklayı ağzından. Biz sevişiyoruz. Evlenmeye karar verdik. Bizim sırık be Elivan'la mı? Kendi kendinize mi karar verdiniz? Son karar sizin tabi babacığım. Evet derseniz olacak bu iş. Bak kızım, bugüne kadar seni hiç kırmadım. Ne istedinse yaptım. Ne zaman fikrimi sordunsa evet dedim. Ama bu sefer... Evet bu sefer... Gene evet diyorum. Öyle olsun. Babacığım! Canım babacığım benim! Hadi bakalım, o sırık pehlivana selamımı götür, yarın buraya gelsin. Müjde sevgilim, babam razı oldu. Yarın akşam seni çaya bekliyor. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Mahkemeyi kazanacağımıza eminim ben. Gel bakalım delikanlı! Misafirleriniz var, rahatsız etmiyor muyum? Misafirler mi? Niye geldiler biliyor musun? Hayır. Gel anlatayım. Sevgili misafirlerim, aziz dostlarım! Şimdi sizlere bu akşam burada niçin toplandığımızı anlatacağım. Bu aslan gibi genç adama iyi bakın! Kendisi hem benim gibi bir pehlivandır, hem de biricik kızımın müstakbel kocasıdır. Yani benim damadımdır. İşte şimdi huzurunuzda onların nişan yüzüklerini takacağım. Fakat efendim... Sen sus, söz büyüklerin. Dostlarım, kızımın nişan yüzüğünü kendi elimle takmayı senelerdir niyet etmiştim. Ama damadın böylesini işte bugün buldum. Çok mutluyum. Tebrik ederim. Mutlu olursunuz inşallah. Ne duruyorsun, nişanlını tebrik edip öpsene! Maestro, çal bakalım, çal! Gençler dans etsinler!
şaştın galiba. Çok. Makinen hazır mı? Hazır. İyi, iyi, hadi. Hadi şu kapağı bir açın, hadi. Hah, çekil daha da. Çekilin bakayım. Ay anne! Buradayım, buradayım. Zümriye'ye bak, utanmaz heri seni. Anne işte orada! Orada bir de dans ediyor! Rezil heri! Ne var, ne oluyor? Evimde ne işiniz var? Bir şikayet var hakkınızda. Ne şikayeti? Sen benim kocamı nasıl elimden alırsın hanım? Ne kocası? Sen neler saçmalıyorsun kızım? Buradan benim nikahlı kocam, anladın mı? Ve siz de kızımın kocasıyla nişan yapıyorsunuz ha? Doğru mu bu? Sana sordum oğlum, cevap versene, doğru mu bu? Yok yalan! İsterse yalan desin! İşte kapı gibi nikah cüzdanı! İlgililer lütfen karakola kadar gelsin de zabıt tutalım! Hasan Usta, bu resimler ve polis zabıtlarının fotokopileri bugünkü Nusa'ya yetişecek. Gazete basıldı. İkinci baskı yapın. Hepsi baş sayfaya konacak. Büyük puntolarla şöyle bir başlık istiyorum. Zeytinyağı kralının kızı bu sefer de evli bir adamla nişanlandı. Altına, nişanlının karısı kralın evine baskın yaptı, nişan karakolda bitti yazısını yaz getir bir göreyim. Bas üstüne. Sen de resimleri ver. Peki patron. Hadi bakalım, herkes iş başına! Bravo Ferit, hepimizi kurtardın! Beni dinleyin patron! Çok yanlış bir şey yapıyorsunuz! Şimdi de onların tarafına mı geçtin? Hayır! Ben daima gazetemin ve sizin yanınızdayım! Ama bir de gerçek var, vicdan var! Ha, vicdan! Tazminatı verip iflas etmek de var! O işi yoluna koyacağım diyorum size. Artık hiçbir şey yapamazsın. Sevgilin senin evli olduğunu öğrendi. Git bakalım, kapıdan sokarlar mı seni? Yani resimler ve yazılar çıkacak mı diyorsunuz? Çıkacak! Çünkü öbür gün de mahkeme var. Kızım nerede? Odasında efendim. Yazıları yazan kepçe denilen adam oymuş, öyle mi? Evet yavrum, seni sevmesi de, seninle evlenmek istemesi de hepsi oyun. Maksat mahkemede, işte bu kız evli erkeklerle dolaşıyor, hatta nişanlanıyor. Biz yalan yazmadık demek ve davayı kazanmak. Allah'ım, nasıl da inanmıştım ona! Üzülme kızım, ben bile inandım. Kandım. Davacı Alev Hanım hakkında ve davayı ilgilendiren konuda yeni deliller ve ispatlar getirdiğinizi söylediniz. Nelerdir bunlar? Bunlar fotoğraflar ve poliste tutulan zabıtlardır efendim. İki gün önce bu hanımın evli bir erkekle nişan yapması anında baskın ve cürmü meşrut yapılmış ve durum tespit edilmiştir. Bu durumda müvekkilim olan gazetenin yalan neşriyat ve iftirada bulunmadığı sabit olmuştur. Davacı tarafım davasının reddini talep ediyorum. Oturabilirsiniz. Bu zabıtlar ve fotoğraflar hakkında bir diyeceğiniz? Söyleyecek bir şeyim kalmadı efendim. O halde davanızı reddedeceğim. Yazınız. Karar. Davalı gazete iddiasını ve yayınlarının doğru olduğunu ispat ettiğinden... Hayır efendim!
Müsaade eder misiniz efendim? Yeni bir beyanınız mı var? Evet efendim. Çok önemli bir itirafım var. Buyurun. Sizi dinliyorum. Efendim, bu davada her iki tarafta haklı, her iki tarafta suçsuzdur. Hatalı olan, kabahatli olan tek insan benim. Devam ediniz. Ben bir yanılma neticesi olarak temiz bir aile kızının aleyhinde yazı yazdım. Sonra ekmeğini yediğim gazetenin kapanmaması için bu masum kıza ve bu temiz aileye bir oyun oynadım. Aslında ne ben gerçekten evliyim, ne de o genç kız evli bir adamla nişanlanmaya kalkmıştır. O kız masumdur. O kız benim çirkin tuzağıma kurban gitmiştir. Suçumu itiraf ediyorum. Size her şeyi bir bir anlatmak istiyorum. Ve cezama razıyım. Davayı kaybettik çocuklar. Artık gazete çıkmayacak. Her şey elimden gitti. Hatta sizlere de tazminat verecek 10 param yok. Üzüldük patron. Ama buna sebep nedir? Sebep benim Hasan Usta. Bir hata ettim. Bir ailenin şerefiyle oynadım. Sonra da o kızı korumak için bizi yaktın. Yakmak istemedim. Sadece doğruyu söyledim mahkemede. Hasan Usta, hepinize soruyorum. O kız sizin kızınız olsaydı, şerefine leke sürüsünü ister miydiniz? Bir insanın namusu söz konusuydu. Sizler de benim yerimde olsanız aynı şeyi yapardınız. Sen doğru yapmışsın evlat. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Ferit! Biz de seni arıyorduk birader. Sana bir çift sözümüz var Uzuni. Karar verdim, senden ayrılıyorum. Boşanma davasını açtım bilen. Ben başkasını seven gerziyi istemem. Haklısın. Ve biz nişanlandık. Sizi candan tebrik ederim. Sağ ol. Mersi canım. Davayı kaybettik diyeyim. Bilakis efendim, kazandık. Tazminatı da alıyoruz. Nasıl olur? O genç adam bütün suçu üstüne aldı. Küçük hanımın masum ve temiz olduğunu açıkladı. Biz tertip yaptık, kabahat benimdir. Gazetemi kurtarmak için ben ayarladım bu oyunları dedi. Yani hem kendisini hem gazeteyi mahkum ederek kızınızı savundu. Peki ama sebep? Anladığıma göre sizi sevmiş ve pişman olmuş. Ya evli oluşu? Yalandan bir evlilikmiş. Tertipmiş. Peki evimize yapılan baskın? Kendisi buna engel olmak istemiş ama patronu dinlememiş onu. Sizinle konuşmak istiyoruz küçük hanım. Buyurun içeri girin. Sağ olun, rahatsız etmeyelim. Biz gazetenin işçileriyiz. Bir dava kazandınız küçük hanım. Gazete büyük bir borcun altına giriyor ve kapanacak. Şu gördüğünüz insanlar da çoluk çocuklarıyla aç kalacaklar. Belki haklısınız ama gelin bizleri yakmayın bu yüzden. Onu rica etmeye geldik. Bizim bir suçumuz yok bu işte. Sizin de herhalde alacağınız paraya ihtiyacınız yok. İşte hepsi bu. Thank you.
yapıyorsun burada? Hiç. Yürü, patron gazetede seni bekliyor. Gazete mi kaldı, patron mu kaldı artık? Olsun, gene de bekliyor. Peki, öyle olsun. Gir. Beni çağırmışsınız. Ben çağırdım. İş saatinde dışarılarda ne arıyorsun be? Bu gazetede çalışmıyor musun sen? Anlamadım. Bu gazete kapanmadı mı? Niye kapansın? Böyle ortak olduk. Hepinizi de paycı yaptık. Gel bak. Senin de payına bu düştü. Hadi geç içeri. Fakat... Fakat makat anlamam. Geç odana. Yoksa bir elense daha çekerim, bir hafta yataktan kalkamazsın. Hadi! Ne yapıyorsun burada? Alev! Şunlara bak! İşi gücü bırakmış öpüşüyorlar. Bana bak, bu sefer beni sinema güzeli yapmazsan karışmama! Yapacak, ben söz veriyorum. Ay sağ ol kardeş!